17 Kasım Çarşamba. Değerli takipçilerim, abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz, bol bol yorum ve beğeni, emeğe saygı. Geçmişle alakalı hesaplaşmanızı helal etti ve bitti deme vaktiniz başlıyor. İşinizle ilgili kurallarınızı, bugüne kadar ne engel olduysa, geçmişle alakalı iş konularınızı da affetmeyi unutmayın. Çünkü gün içerisinde çok yoğun bir tempo, düşünmeye bile vaktiniz olmayacağı bir evre söz konusu olacak. Yeni anlaşma, yenilik, yeni işler, yeni projeler ve yeni hesaplar çok yoğun olacak. Öğleden sonra biraz daha canınız sıkıcı evraklarla uğraşabilir. Akşamüstü ilişkinizle alakalı keyifli, güzel geçirmek isterken ruhunuz sadece yalnız kalmayı tercih edebilir. O yüzden gereksiz abartılar. Çünkü kendi sağlamlığınıza, kendi düzeninizde olmak isteyeceksiniz. Böyle bir enerji yorucu olabilir diyorum. Değerli boğa burçları, yenilikler hayatınızda, merkezinizde ayak sürdüğünüz her şey başarı. Çünkü boğanın enerjisi ve ay boğada olduğu için yeni olayları, kendi hedeflediğiniz nokta size sağlamlık ve yeni projeleri gerçekleştireceksiniz. Yeni olaylar hayatınızda büyük başlangıçlar günü yaşatacak size. Parasal evrede biraz harcamalarla ilgili korkularınız olabilir ve ev içerisinde de eksik olan alışveriş modunuz gündeme gelebilir. Fazla abartmayın istiyorum. Değerli İkizler Burcu, kararsızlıklardan arınmamız gerekiyor. Radikal kararlarla aldığınız birçok şey yolunu bulacak. Ama çok kararsız o. Ekonomik olarak sıkıntılarınızla ilgili kararsızlıklarınız var. Bunu düzene oturtmanız lazım. Gün içerisinde bunların sistemini, iş hayatınızdaki yaşanacak olayları da merkezinize alabilirsiniz. Ama aynı şekilde parasal evrenizi bir düzene oturtup kararsızlıklardan da vazgeçeceksiniz. İlişkide de kararsız kalabileceğiniz gün içerisinde olacaksınız. Hatta arayayım mı, aramayayım mı, seviyor muyum, sevmiyorum. Bu kararsızlıkları hayatınızdan çıkartın. Değerli yengeç burçları, ilişkinizle alakalı karı koca, eş, sevgili dediğimiz çok yoğun bir gün temposu yaşayacaksınız. Hatta eşiniz ve kendi ailenizle alakalı sorunları telefon ve iş alanında çözmeye çalışacaksınız. Öğleden sonra izin alabilirsiniz ama halletmeniz gereken bir evra sakın unutmayın. Aksilik olsun istemiyorum. Bir de işinizle ilgili uzun süredir konuşmak istediğiniz bir iş çevrenizdeki ekip arkadaşınızla alakalı gün doğru bir gün değil. Lütfen bunu konuşmayın istiyorum. Değerli aslan burçları, aşk hayatınızda yaşadığınız dengesizlikler sizi yıprattığı için gün içerisinde aşkı kenara bırakıp iş hayatınızdaki yıldız oluşunuzu, parlaklığınızı ve yapmanız gereken gücünüzü belirleyeceğiniz bir evre. Akşamüstü özellikle çok yakın dostunuzla güzel bir ev sohbeti, yemek yeme size iyi gelecek. Bir de şöyle söyleyeceğim, evli olanlarda ailevi sorunlarda gülümseme evresi söz konusu olacak. Değerli Başak burçları, düzen ve disiplin sizi biraz yormuş olabilir. O yüzden biraz daha relax bir gün yaşamak istiyorsunuz. İşleri kafaya takmak istemiyorsunuz. Düzeniniz zaten yönetiminiz ve kontrolünüzün altında. Yeni işler için büyük planlar içerisine gireceksiniz. Gün içerisinde hatta kendi işinizi yapma gibi fikirleriniz daha gün içerisinde oluşacak. Yalnız sağlık olarak biraz daha beslenmeye dikkat edip bir de ilişkinizle alakalı baskı kurduğunuz olaylara yumuşatmaya ihtiyacınız var. Değerli terazi burçları, özel ve iş hayatınızla alakalı evreyi şımarıklığa doğru geçireceksiniz. Lütfen işinize odaklanmanız lazım. Odaklanmanız gereken yerde kafanızda ilişkiyi ya da ilişkide işi düşünmemeniz lazım. Şöyle bir sorun var. Yarın vergi dairesi ya da telefon ödeme, yeni telefon alma, bazı yeni almak istediğiniz elektronik eşyaların yoğun bir günü. Akşamüstü de bir estetikçiyle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yani onu eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Bir de spora yazılmak isteyenler var. Akşamüstü bunun kararını vereceksiniz. Değerli akrep burçları,
Duygularınız çok fazla işe odaklı ve bu para konularınızla ilgili yaşadığınız bazı olaylar sizi çok fazla yıprattığı için dünden gelen para konularınız gün içerisinde sizi yıprattı. İşinizle ilgili liderlik konusunda olumlu cevaplar alacaksınız. Yeni fırsatlar, işinizle ilgili doğacak yeni iş ve masanızla ilgili değişimlerle ilgili de sevinç yaşama ihtimaliniz var. Yalnız ilişkide biraz daha sevgiyi, şımarıklığı iç içe karıştırabilir. Biraz şımarmak size iyi gelecek. Hatta şöyle söyleyeceğim. Akşamüstü bir dostunuzla ya da sevgilinizle ya da eşinizle bir yürüyüş sizin ruhunuza şifalandıracak. Uyku ve diş sıkmalarınıza dikkat edin bu çarşamba günü akşamı. Değerli yay burçları, işinizle alakalı günlük planlarla ilgili yaptığınız bazı olaylar karışmış olabilir ama öğleden sonra bunların hepsini çözeceksiniz. Bir toplantı ve yoğun bir temponun içerisinde olacağınız için toplantılarda aksilikler, bulunduğunuz konuşmalarda aksilikler olacak. Bunlara dikkat edelim. Farkında olduğunuz takdirde her şeyi yeniden toparlayabilir. Eğer farkında değilseniz işlerde aksilikler devam edecek. Yeni işe başlamak isteyebilir. Yeni iş arayışında olanlar için gün içerisinde böyle oluşumlar yaşayacaksınız. Ama yapmanız gereken tek şey hayal ettiğiniz uykuya ihtiyacınız var. Hayal ettiğiniz bedene ihtiyacınız var. Bedeninizi yoruyorsunuz. Lütfen bedeninize iyi bakın. Değerli Oğlak burçları, mükemmeliyetçi yapınız. Çevrenizdeki insanları da askeri olarak tutuyorsunuz. Bugün onu yapmayacaksınız. Bugün kendiniz bir özgür gibi derin nefes alma, gevşek vücudunuzu gevşetme, enerjinizi gevşeteceğiniz bir evre. Gün içerisinde böyle ama öğleden sonra çok yoğun toplantılar, yoğun telefon konuşmaları, iletişim halinde yaşayacağınız enerji biraz sizi akşama yorgun tutacak gözüküyor. Akşam da özellikle yakın akraba, yakın arkadaşlarınızla ilgili bazı konuşmalar canınızı sıkabilir. İlişkide de ters anlaşılmalar biraz kapris yapmanıza sebep olabilir. Dikkat diyorum. Değerli kova burçları, kafanızdaki düşünceleri arındırmaya karar verip sadece işe konsantre olup kendinizi ispatlama, kendinizle alakalı başarıyı hayata geçirmek isteyeceğiniz bir gün içerisi olacak. Hatta çok yoğun bir iş temposu, geç çıkabilirsiniz. İşinizle alakalı noktalarda bazı yaşadığınız aksilikleri de toparlama evreniz çok iyi gelecek. Ailenizle alakalı uzun süredir vakit geçiremiyordunuz. Onlarla bir konuşma, onlarla alakalı bazı evreler size çok iyi oluşumlar sağlayacağını söyleyebilirim değerli kova burçları. Kova mıydı Ayça? Kafam karıştı. Kova mıydı Ayça diye soruyorum ya. Eğer kova herhalde, öyle düşünelim. Kova burcuydu. Çünkü iş yoğunluğunuz, evet iş, ailenizle alakalı geçirmeniz gereken bir nokta var. Unutmamanızı öneriyorum. Değerli balık burçları, yeni iş teklifleriyle alakalı yaşadığınız olayları daha adaptasyonunuz, daha hassasiyet, oraya konsantre olma gibi düşünceleriniz söz konusu olacak. Olumsuzlukları geride bırakacaksınız. Kendi bilincinizin, kendi düşüncenizin daha hakim olacağı bir gün. Hatta gücünüzü güç gösterip kendi evrenizde de ispatlama döneminiz başlayacak. Belki yapmanız gereken tek şey akşamüstü ev içerisindeki gergin tavırlarınız, mutsuz tavırlarınızı biraz kenara bırakıp gülümsemeyi unutmamanız gerekiyor. Gülümserseniz size enerji iyi gelecek. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.